Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Arılmızı'ya çalışıyoruz. Bir süredir gösterdiğimiz arılar ve bakım sebebiyle, daha doğrusu bakım videoları sebebiyle bazı arkadaşlar, abi şu bakımları yaparken bize de çek dediler. Ben de söz vermiştim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hatta 10 çerçevelik bir dolu dolu bir kovanım var. Ne yapıyorum? Benim için şu sıralar en önemli konu bunların üstüne arkadaşlar Vetomin isimli bu probiyotik bakterilerimizden sıkmak arkadaşlar. Şöyle sıkıyorum. Üzerine incecik de püskürtüyorum. Bunu bıraktım. Bu arada arılarımın da durumunu görmüş olursunuz. Yani bunun ölçüsü nedir? 1 litreye 2 çay kaşığı arkadaşlar Vetomin attım. Biyokontrol attım bakterimizde. Bal durumu iyi. Pergamız var, güzel. Buna da sıkıyorum. Komple arılı, yavrulu hiç fark etmiyor arkadaşlar. Püskürtüyorum. Ne kadar ince püskürtürse, ne kadar dağılırsa o kadar iyi. Çünkü bakteriler orada zaten çoğalacak arkadaşlar. Probiyotik bakteriler. Bakteri dediğime de şöyle söyleyeyim. Biz yararlı bakterilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Patojen bakterilerden değil. Maşallah maşallah. Arının nüfusunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Günlük yumurta, larva, pupa hepsi var. Abi yavru varken kullanılır mı? Kullanılmaz olması, yavruyu zaten koruyacaksınız. Yavru alanını, kuluçka alanını korumanız lazım. Vitellagen'in ismini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Vitellagen'in arının hemolenflerinde, arada kan yoktur, hemolenf vardır. Hemolenflerinde bir sıvıdır. Proteinli bir maddedir diyeyim ben size. Ve arının yaşam saatidir. Bu bakteriler arının vitellagenin sentezlemesini de kolaylaştırıyor. Yapılan bir deneyde 2,5 kat daha ömrünü artırdığı ile ilgili, daha doğrusu vitellagenin seviyesini artırdığı ile ilgili kanıtlar var ve bu kanıtlar da bizim elimizde. Zaten arılarımıza maşallah yani ömür uzamış gibi duruyor. Şu an burada bunu sıkarken hafif bir koku oluşuyor. Hafif böyle peynir altı suyu gibi, yoğurt gibi böyle bir koku oluşuyor. Bu doğal ürünümüzün kendi kokusu. Ayrıca şurubunu verirken de şurubunu 2 gram kadar katıyorum ben biyokontrolden. Bakın arının durumunu gösteriyorum size. Yavru arını burada görüyorsunuz. Bir problem yok. Kapanmak üzere olanlar var, açık olanlar var. Günlük yumurtalar var. Bu arada körüksüz çalıştığımı da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Abi yerli arılar çok saldırgan. Saldırgan olması gerektiği zaman zaten saldırgan olmak zorunda. Onu da kırarsanız o iyi bir şey değil. Yani bu arının kendisi böyle. Maşallah maşallah kızım benim. Maşallah yavru alınırı güzel. Günlük yumurtayı atmış. Neyse şunun ağzı tıkandı.
Bayağı da yaptım zaten, sorun yok. Bu ikisini yapmasam da olur. Şimdi tekrar sıkıştıralım. Bir saniye. Sıkıştırdık. Arının da şurubunu verelim. Şu peyniri kaldırdık şurada. Arının şurubunu veriyorum arkadaşlar. Şurubun içine de arkadaşlar biyokontrolle birlikte vetomin attım. Yavru atımını destekliyor. Ne kadar attım? 50 damla, 100 damla. Yani yarım kapak veya çok yavru attığınızı isterseniz bir kapak. Bir kere araya bir kere de vereceğim, mesela 1 litre ise bir kapak katıyorum. Yarım litre ise yine bir kapak katabilirsiniz. O bir kere de vereceğiniz ölçüyle alakalı. Maşallah maşallah. Oh. Şu tahtaları da içerisine arkadaşlar düşüp boğulmasınlar diye koyuyorum. Çok güzel oluyor. Şu an hemen saldırdılar. Güzel. Şimdi bir de narinkek iksirini koyuyorum. Arıyı tertemiz yapar. Kenarlarına döktüm. Şöyle. Bu taraftan da koyabilirsiniz. Böyle dikeyleme arkadaşlar. Dikey bir çerçeve üzerine baştan sonra da sıkabilirsiniz. Bir buçuk çerçeve sıkmanız yeterlidir. Şu anda ben bu bakımını yaptım. Şurubunu verdim. Bakterisini verdim. Narinkek iksirini de uyguladım. Şu anda bu arıyı. Şimdi abi bize güçlü arıları mı gösteriyorsun diyebilirsiniz. Hemen yan tarafındaki şöyle kovana geçeyim. Onu da açayım. Ey maşallah. Dur bir dakika arkadaşlar. Karşı tarafı nasıl geçiyorduk? Şöyle göstereyim. Şurup vermişim. Bakın arkadaşlar. Arıların durumu iyi. Ben devam edeyim arkadaşlar. Bakmam gereken başka kovanlar da var. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.